Yayılsınlar orada. Evet, yayılsınlar. Benim çocuğum öyle ufak tefek şeylerden ağlamaz ya. Ben de buradayım. Ben Sarıgeçli Yörükler olarak, Yörükler Dernek Başkanı olarak son zamanlardaki yaşanan üzücü olaylardan dolayı bir açıklama yapma gereğinde bulundum. Evet, çok üzüldük. Hakikaten herkesi üzdü. Bir bizi değil ama bizi daha farklı üzdü. Hem Sarıgeçliler olarak hem Sarıgeçliler içerisinde yaşanan olay aynı soy ismi taşımamız dolayısıyla biz biraz daha üzüldük, fazla üzüldük. Ama burada bizi üzen bir şey daha var. Şu anda yargı sürecinde devam eden bir olay, sonucu belli değil. Daha herhangi bir sonuç duyulmadı. Bilmiyoruz, net bir sonuca varmadan gerek sosyal medyada, gerek bazı yayınlarda değişik haberler yayılıyor. Bunlar Sarıgeçlilere mal ediliyor. En azından Sarıgeçlilere mal edilmesin diye düşünüyorum. Ve burada aile dahi olsa daha ortada tam netleşmiş bir şey suç olarak sonuca varılmadı. Hani benim buradan bizi dinleyenlerden ricam sonuç açıklansın. Net bir sonuca varılsın. Zaten adli süreç devam ediyor. İnşallah adalet bunu mutlaka sonucun ne olduğunu açıklayacaktır. Ona göre suçlanacaksa suçlarız. Aklanacaksa aklanır zaten. Hani bu konuda çok ön yargılı olmayalım diyorum. Buradan beni dinleyen, izleyen bütün herkese saygılar, sevgiler söylüyorum. Hocam işte hani dediğin gibi işte bir yapacağımız yok. Hayır hocam, hayır. Benim aklım çıkacak hocam. Burada duruyor neyime, ben kendimi kaybedeceğim bunları duyunca. Çok kötü, böyle de bu kadar da kötü işler olmaması lazım bu. Biz kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı. Çok ayıp işler oluyor. Biz bir şey diyecek halimiz kalmadı hocam. İyice bizim düğür hasta oldu, bulavu duyalı beri dolaştı, kaldı kalkamadı. Oğlu dolaştı. Kocanın yanına gitti. İttin, kel olduk. Hani burada duruyorsun ya, ne hal durduğumu bildiğim yok. Hiç kendimden haberim yok. Tabii doğru değil hocam. Doğru mu böyle laflar? Ayıp değil mi? Bir ayıp diye bir şey var. Biz şeriat altında yaşıyoruz. Nice biz şeriatımızı şey yapıyoruz. Şeriat altında bizim bu kadar ayıp işleri yapmamaları gerek. Hani bir düşünsen bak, kendini kaybedeceksin, aklını kaybedeceksin. Biz bu laflara hep karşıyız hocam. Yani yapmamaları gerek bu lafları. O itten bir ayıp hocam. Benim kız bu kaldırıp da götürüp gidip de Mersin'e koymanın alemini onu da bilemedik. Biz itten kel olduk hani burada. Aklımız fikrimiz gitti.
Siz, siz bakın işinize bakın. Ya geçsin böyle.